Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Bizleri Çakır TV ekranlarından takip eden kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sizlerle Çakır TV ekranlarından sohbetlerimize devam ediyoruz. Rabbim kabul buyursun inşallah, dua edelim. Kıymetli kardeşlerim, sizlerle bu sohbetimizde dünya malı bizim için ne ifade ediyor bir bakalım istedik. Herkes kendisine göre bir dünya kurmuş ve gidiyor. Bir de ayetlere bakalım. Ayetler bakalım bize ne diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Hadid suresi 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû ennemel hayâtü dünyâ le'ibun ve lehbun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâfurun fil emvâli vel evlâdi diye devam eden ayet-i kerimesinde Rabbimiz bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda birbirinize karşı övünme. Övünüyoruz malımızla, mülkümüzle, evlatlarımızla, paramızla, pulumuzla, evimizle, arabamızla vesaire. Mal ve evlat çoğaltma yarışıdır diyor Rabbimiz. Bu tıpkı neye benzer biliyor musunuz diyor. Bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekicilerin hoşuna gider. İşte tarla ektik, şu mahsul çıktı, bu oldu falan. Ekinlerimiz, suyumuz, buyumuz. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. İkisini de söylüyor Rabbimiz. Hem rızayı söylüyor, mağfireti söylüyor, hem de azabı söylüyor. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyor. Ölüm öncesindeki kavgaların ölümden sonra pişmanlık getireceğini hissederek yaşayan insan hiç pişman olacağı şeyin kavgasını verir mi? Hırsla hayatın ve eşyaların, burada kalacak şeylerin ardına bir ömür boyu düşer mi? Evet kardeşlerim. Rabbimiz Duhan suresi 25-28. Ayeti kerimeler arasında şöyle buyuruyor. Vetrukil bahra rahven innehum cündün muraqune kem teraku min cennetin diye devam eden ayeti kerimede onlar geride nice şeyler bıraktılar. Evet. Bahçeler, çeşmeler, ekimler, güzel makamlar ve zevk-ü sefa sürecekleri nice nimetler. İşte böyle oldu ve biz onları başka bir topluma mirasçı verdik diyor Allah-u Teala. Biz bize bırakılan, işte bize bıraktıkları mirasçıları tanıyor muyuz, miras bırakanları? Tanımıyoruz. Bizden sonrakiler bizi tanıyacak mı? Birkaç kuşak sonra tanımayacak. Allah ona haber veriyor. Evet değerli insanlar. Yine Tevbe suresi 38. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ma lekum izâ gîle lekumun firû fî sebîlillâh diye devam eden ayeti kerimede ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda topluca savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Bugün de öyle değil mi? Allah için ver, Allah için cihat yap, Allah için din anlat, Allah rızası için şunu yap denildiği zaman. Deniliyor bugün de. Yoksa ahirete bedel dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının geçimi, zevki ahiret yanında pek azdır diyor Rabbimiz. Yine Ala suresi 16 ile 17. ayeti kerimelerinde Rabbimiz Bel tu'firunel hayâtet dünya vel âhiretu hayrun ve ebkâ. Hayır siz acele geçiveren şu dünyayı çok seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz diyor. 20 ile 21. ayeti kerimelerinde buyurdu Rabbim. Yine Mülk suresi 2. ayeti kerimesinde hepimizin bildiği ama İçeriğini bir türlü idrak edemediğimiz
Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Ve huvel azîzul gafûr. O Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Ya kıymetli insanlar, yine Bakara suresi 155. ayet. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlik ile deneriz diyor Allah-u Teala. Ey peygamber! Evet değerli insanlar, Rabbimiz yine Ahkaf suresi 20. ayet-i kerimesinde inkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara dünyadaki hayatınızda sizin için güzel olan her şeyi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz ama bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmanızın karşılığında aldatıcı bir azap göreceksiniz denir diyor Allah Teala. Başka bir ayet-i kerime. Bakara suresi 200. ayet-i kerime. Rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahireti min halak. Ey Rabbimiz bize sadece dünyada iyilik ver diyenlerin ahirette hiçbir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Evet. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre kadar hayır iyilik yapmışsa onu görecek. Kim zerre kadar şer kötülük işlemişse onu görecek diyor Rabbimiz Zilzal suresinde. Evet. Hayır, doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar. Rabbimiz Müddessir suresi 53. ayetinde öyle buyuruyor. Ahzab suresi 73. ayet. Şunun içindir ki Allah iki yüzlü münafık erkeklerle, münafıklığın ne olduğunu biliyorsunuz, iki yüzlü. Din Müslümandır, Müslüman gibi görünür ama Müslüman değildir. Müslüman gibi hareket eder ama Müslüman gibi Müslüman değildir. İki yüzlü münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere, Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek ve iman eden kadınların tevbesini kabul edecek. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kime azap edecek? Az önce saydı. Kadınlara azap edecek, Allah'a ortak koşan erkek ve ortak koşan kadınları azap edecek ve iman eden kadınların tevbesini kabul edecek. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresi 96. ayet-i kerimeler, 97. ayet-i kerime, 196-197. Bir bakalım. Kafirlerin yeryüzünde mağrur, güzel bir şekilde dolanıp durmaları seni aldatmasın. Evet, bu halleri az bir faydalanmadır. Sonra barınacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir barınaktır diyor Rabbimiz. Evet, kıymetli kardeşlerim, kıymetli insanlar. Bakara Ali İmran suresi 196-197. Geldik Nebe suresi 40'a. İnna enzerrakum azaben gariba diye devam eden Nebe suresi 40. Hiç şüphesiz sizi yakın bir azapla uyardık. Uyarıyoruz, bak bugün de uyarıyoruz. Kişinin elleriyle yapıp takdim ettiği amellere bakacağı gün kafir, keşke ben toprak olsaymışım, toprak olaydım diyecek. Ne kötü. Çünkü cehennemin o dehşeti üzerine geldiği zaman
keşke toprak olaydım diyecek. Münafıkun suresi 9. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum ve la evladukum diye devam eden ayet. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmeden alıkoymasın. Mallarımız özellikle. Sabah bir çıkıyoruz, akşama kadar sadece dünyalık peşinde koşuyoruz. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz yine aynı hareketler. İbadetlerimizde eksiklik varsa, ibadetlerimizi yapmamıza bu dünya nimetleri, malları, evlatlarımız bizi dünyalıklarımız bizi Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa, kim de bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir diyor Rabbimiz. Değerli insanlar, başınıza gelen her musibet ellerinizle kazandığınız günahlar sebebiyle hem Allah çoğunu da affeder diyor. Şura suresi 30'da. Başınıza gelen her musibet ellerinizle kazandığınız günahlar sebebiyledir. Hümeze suresini bilirsiniz. Veylül li kulli hümezetin lümeze. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Veyl, yazıklar olsun o insanları çekiştirip kaş göz işaretiyle alay edenlerin bütününe ve bir mal toplayıp hep onu sayana, şu kadar malım var, şu kadar efendim ne olacak, şu kadar daha kazanırsam, şu kadar daha üzerine koyarsam, gece gündüz onu hesap eder. Onu diyor Rabbimiz. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Bu kadar malım beni ömür boyu idare eder. Torunlarımı, çocuklarımı idare eder diyenlere söylüyor Rabbimiz. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır, o and olsun ki Huteme'ye, cehenneme atılacaktır. Bildin mi Huteme nedir? Allah'ın tutuşturduğu ateşidir ki gönüllerin ta üstüne çıkar. O ateş onların üstüne kapanacaktır. Mutlaka uzatılmış sütunlar içinde olarak. Dünya malı elbette olacak, olmak zorunda, ama bu dünya malını sahip durursak, bu dünya malının peşinde ömrümüzü heba eder, hayatımızı mahvedersek, Rabbimiz bize bu sureyi bildiriyor. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, bütün her şeyi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.